Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Manisa Spor Futbol Kulübü ile sahasında 1-1 berabere kalan Bodrum Spor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir ve Manisa Spor Futbol Kulübü takımının teknik direktörü Levent Eriş maç sonunda değerlendirmelerde bulundular. Ligin oldukça zor olduğunu ve aldıkları her puanın önemli olduğunu belirten Taşdemir, karşılaşmanın oldukça dengeli bir şekilde geçtiğini söyledi. Taşdemir maçın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları dile getirdi. Maç çok dengeli bir maçtı aslında. Özellikle ilk yarı. Onlar da çok doğru önlemler aldılar bence. Biz de aldık ama onun yanında yine pozisyon bulan taraftık. İlk yarı az da olsa rakibin bir tane duran toptan direkten dönen pozisyonu var. Bizim kaçırdığımız bayağı bir ikinci yarıyla beraber yanılmıyorsam 3-4 tane pozisyonumuz var. Bitiremedik. Bitirsek çok güzel olacaktı. Ama bu ligde hep söylüyorum zor bir lig. Dolayısıyla alınan her puan bence çok kıymetli. Bugün de biz aldığımızla yetineceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Manisa Spor Futbol Kulübü takımının teknik direktörü Levent Eriş ise alınan beraberlikten memnun kaldıklarını kaydetti. Biz ilk devreyi istediğimiz şartlarda bitirmeyi hedeflemiştik diyen Eriş şunları ifade etti. Çok başarılı giden bir takımın mücadelesini bize karşı da sürdüreceğini biliyorduk. Bu anlamda biz de ilk devreyi aslında istediğimiz şartlarda bitirmeyi hedeflemiştik. Biraz bekleyerek, biraz rakibe pozisyon vermeyi azaltarak ki bunu da 44. dakikaya kadar başarılı olduğumuzu. Ama ben maalesef yine 45. dakikada yediğimiz bir penaltıyla ilk devreyi yenik durumu düşürdük. Ama ikinci devre çok o ciddi yine biz. Takım olarak hiçbir maçı bırakmıyoruz. Hep reaksiyon gösteren bir takımız. Bu anlamda çocuklarımızın hem oyun formatımızda bir değişiklik yaparak biraz daha rakibi önde baskıyla biraz yıpratmaya çalıştık. Bunda başarılı olduk mu? Oldukça başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İkinci devre çok daha rakip sahada oynamayı, rakip sahada pozisyon bulmayı amaçladık. Bunda da zaman zaman kısmen başarılı olduk. Pozisyonlar da elde ettik, atamadık. Rakibin de zaman zaman tabii ki ani ataklarda, kontra ataklarda pozisyonu olabilirdi. Bunu da bekliyorduk ama ikinci devre oyuncularımın mücadelesinden çok memnunum. Biz yolumuzda yeni adımlarla ilerliyoruz. Çok genç oyuncularımız var içeride. O genç oyuncularımızı kazanmaya devam ediyoruz. İşte bugün yine içeride 3-4 tane 1,5 sene sonra oyuna dönen bir Mehmet Uysal, Fırat, Ayberk bunlar hepsi daha 20 yaşında, 18 yaşında olan çocuklarımız. İnanıyorum ki onlar uzun süre bu takıma, bu camiaya büyük keyif vererek izlettirecekler. Ben hepsinden çok memnunum. Yolumuz güzel. Aldığımız puan, evet kazanmak istedik. Samimi söylüyorum buraya kazanmaya geldik. Rakibin zaaflarını da biliyorum. Bir serzenişte bulunacağım. Ya ne olur Allah aşkına şu var denilen hadise gerçekten var mı yok mu? Ben onu çok merak ediyorum. Yani inanılır gibi değil. Varı hakikaten biz niye bu kadar federasyonumuz mücadele veriyor da bu varı buralara taşıyor, bu yayınlar oraya hakem atamaları, yani Allah aşkına gördüğünüzü biraz da uyarın orta hakimleri. Bir penaltı yedik, penaltıdan önce elle alınmış bir pozisyon var ve biz bu eli görmeden ve uyarılmadan penaltıya tabi tutuluyoruz. Yani bu gerçekten üzücü bir durum.